Herkese selamlar. Merhabalar arkadaşlarım. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Analitik geometrinin ikinci videosunda Üçgen ağırlık merkezine bir doğru parçasını verilen bir oranda bölen noktaların koordinatları konusuna değineceğiz. Ardından buraya da ilgili bir iki tane örneğimiz var. Ve videomuzu bu şekilde sonlandıracağız. Şimdi bakın, üçgen ağırlık merkezi. ABC üçgenleri verilmiş olsun. AX1 Y1, BX2 Y2, CX3 Y3 olsun. Şimdi biz burada üçgen ağırlık merkezini bulmak istiyorsak yani buradaki A ve B noktalarını bulmak istiyorsak A noktaları x1 artı x2 artı x3 bölü 3. ...üç tane olduğu için üçe bölüyoruz. B noktası da y1 artı y2 artı y3 bölü 3 şeklinde bulunuyor arkadaşlarım. Bu, bu mantı bu. Şimdi bakalım soru üzerine nasıl geliyor. Bir ABC üçgeninde ABC noktaları verilmiş. Ağırlık merkezini bu sefer vermiş arkadaşlarım soru. 3'e 7. Demek ki ben x1 artı x2 artı x3 bölü 3'ün x'i burası arkadaşlarım. Burası x bileşeni burası y bileşeni. x'lerin toplamının 3'e bölümünün sonucu neymiş arkadaşlarım? 3'e eşitmiş. x 1im kaç? 3. x2'im 2. Ve x3'üm eksi y artı eksiye yapıyoruz. Aynen öyle. Bölü 3. Ne eşitmiş? 3'e eşitmiş. Aynı öyle. Şu an kalem değiştireceğim. Evet ekranı biraz oynadı. Kusura atmayın. Şimdi 3 artı 2 ne? 5. 5 artı da eksinin çarpma eksi. Eksi y eşittir. 3'ü karşı çarpı olarak attım. 9. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? 9'u bu tarafa atalım. Eksi 4 eşittir y. Ye. Y'imizin cevabı. Eksi 4 geldi. Peki. Şimdi y'ler. Ye Y1. Ye x yani x y1 artı y2 artı y3 bölü 3 eşittir 7 imiş arkadaşlarım. Şimdi bu işlemi de yapalım. x artı artı 4 eksi 2 ne yapar arkadaşlarım? Artı 2 yapar. Eşittir. 7 kere 3'ten 21. x e buradan 19 geldi. Bunların toplamını istemiş. 19 Eksi 4'ten cevabımız 15 geldi. Var mı bir sıkıntı arkadaşlarım? Yok değil mi? Ne yaptık? X1, X2, X3'ü topladık. 3'e böldük. 3'e eşitledik. Y1, Y2, Y3'ü topladık. 3'e böldük. 7'ye eşitledik. Ve bu şekilde bulduk sorumuzu. Şimdi bir doğru parçası verilen bir oranda bölen noktaların koordinatı. Şimdi burada işte formül falan vermemize gerek yok arkadaşlarım. Çok basit mantıktan yapacağız. A3'e 7, B eksi 4'e eksi 1 ve B eleman AC olmak üzere. Hmm. Şimdi B eleman A, C ise demek ki A noktamız burada bir kere. C noktamız burada. B noktamız da burada değil mi? A ile C'nin elemanı ise B buradadır. Yani şurada olacak hali yok. Evet. Şimdi A noktamızı bir yazalım. 3 e 7. Hemen yazıyorum. Çok kolay. B noktamız eksi 4'e eksi 1. Hı, bana C noktasını soruyormuş. C noktasını bilmiyorum. A'ya B diyeyim. Şimdi bana bir oran verilmiş. Ne diyor? C, A CA 7 birim. Bakın. C'den A'ya 7 birim. CB 4 birim. O zaman ben CB'yi bir yazayım mı? Yazalım. CB 4 birimmiş. CB 4K. Şimdi tamamı CA 7 değil miydi? Tamamı 7 ise o zaman buraya ne kalır? 3K kalır. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi burada işleme bakacağız. 3 ile 3K'yı toplamışım. Sonucum 4 gelmiş. Ben buradan K'ya elde edeceğim. K'ya elde edersem de X4'ün üzerine eklediğim zaman A'ya bulmuş olacağım. Mantık bu kadar. 3'ü karşıya attığım zaman 3K'nın Artı 3 karşı eksi 3 olarak geçtiği için eksi 7. K'nın da burada eksi 7 bölü 3 olduğunu bulabilir miyim? Her tarafını yaptım 3'e böldüm. Şimdi ben buradan A noktasına geçiş yapayım. Eksi 4'e ne ekleyeceğim? 4K ekleyeceğim değil mi? Bunun 4 katını ekleyeceğim. O zaman artı 4 çarpı eksi 7 bölü 3 ekleyelim. Eksi 4. Şimdi 4 kere eksi 7 ne olur arkadaşlarım? Eksi 28 Eksi 28 bölü 3 şeklinde düşünebilirim. Artı da eksi çarpı zaten eksi. 3 kere eksi 4 eksi 12 eksi 28 daha eksi 40 bölü 3 geldi A'mız. A noktamız eksi 40 bölü 3 geldi arkadaşlar. Var mıdır buradan bir yanı sıkıntı? Yok. B'yi de aynı mantıktan bulabilirim. Fakat B'deki K değeri farklı olabilir mi? Olabilir. Oraya dikkat edelim. Şimdi oraya dikkat edeceğiz. Evet. 7 artı 3 K'mız eksi 1'miş. O zaman artı 7'yi karşı attığımız zaman 3 K'mız ne geldi arkadaşlarım? Eksi 8 geldi. K'da eksi 8 bölü 3 geldi. Sonuçta x'lerle y'ler orantılı diye bir şey söylemedik. Şimdi eksi 8 bölü 3. Eksi 1'e 4K ekleyeceğim ve B noktasını bulacağım. Eksi 1 artı 4 çarpı eksi 3 bölü eksi 8 bölü 3 diyeceğim. Buradan eksi 1 eksi, eksi 8 ile 4'ün çarpımı eksi 32 bölü 3 olacaktır. Zaten artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi 1 çarpı 3 eksi 3 eksi 35 bölü 3 olur. C noktamızı bulduk. Eksi 40 bölü 3'e eksi 35 bölü 3'dür arkadaşlarım. Var mıdır bir sıkıntı yok. Mesela bu noktaların toplamını sormuş olsaydı. Eksi 40 bölü 3. Eksi 35 bölü 3'ten. Eksi 75 bölü 3 yapacak. O da da eksi 25 gelecekti. Güzel bir değer olabilirdi. Evet C noktamız neymiş arkadaşlarım? A'mızı eksi 40 bölü 3 bulduk. B'mizi de eksi 35 bölü 3 bulduk arkadaşlar. Evet. Diğer sayfayla devam edelim. Nasıl bakalım. A 4 e 3, B eksi 2'ye x, C eksi y'ye 5. G ağırlık merkezimiz eksi 1'e 3'müş. Yani arkadaşlarım 4 artı eksi 2 artı eksi y'nin toplamının 3'e bölümü cevap eksi 1'miş. Şimdi 4 artı eksi 2 ne yapar? 2 yapar değil mi? 2 eksi y eşittir. 3 kere eksi 1'den buraya karşıya çarpma olarak geçer. Eksi 3 yapar. O zaman arkadaşlarım eksi y'yi buraya atalım. Y olsun eksi 3'ü karşıya atalım. Artı 3 olarak gelsin. Y'miz buradan 5 olarak gelsin. Çok güzel. Geri aşamaya geçiyorum. Şimdi y'leri toplayacağım. 3 x ve 5'miz var. Bölü 3 eşittir. 3 mü? Çok güzel. Evet şimdi 3'ü karşı çarpı olarak attım. 3 artı 5 nedir? 8 isterseniz yazalım. 8 artı x eşittir. 9'dan x'imiz de 1 olarak geldi. x bölü y oranını sormuş. x'imiz 1, y'miz 5'ten 1 bölü 5 olarak bulduk arkadaşlarım. Var mıdır bir sıkıntı? Yoktur inşallah. Şimdi geldik bu sorumuza. Yine bir, biraz önceki koordinat sorusunun birebir benzeri. 2 1 c 5 6 ve b eleman a ile c arasında. Yani a noktamızı biliyorum. c noktamızı biliyorum. Arada da bir b noktamız var. Şimdi a c 2 birimmiş. Yalnız e, tabi bu biraz şöyle 12 olacak arkadaşlar. Saçma oluyor öyle. Çünkü a'dan c'ye 2 deyip b'den c'ye 5 dersen çok saçma olur değil mi? Aynen yani öyle. Orada düzeltme yaptık. Kusura bakmayın. Gözden kaçmış. Peki. AC'miz 12. CB'miz 5. CB'miz 5T diyelim. Evet. Ne dedik buraya? 5T dedim. CB arasındaki mesafe 5T. O zaman AC ne kalır arkadaşlarım? AC 12 ise AB 7T kalır değil mi? Toplamı 12 olduğu için oraya 7 kaldı. A noktamızı biliyoruz. 2'ye 1. Çok güzel. B noktamızı biliyor muyum? Bilmiyorum. AB diyelim isterseniz. Ve C noktamız da eksi 5'e 6'ymış. Şimdi... Evet. Bizim buradaki geçişimiz şöyle olacak arkadaşlarım. 2 ile 12 t'nin toplamı. Çünkü c'ye gelebilmem için 12 t'lik bir mesafe gitmem lazım gibi düşünebiliriz. 2 ile 12 t'nin toplamı eksi 5 e eşitmiş. 2'yi karşı attığımız zaman 12 t'miz ne gelir arkadaşlarım? Eksi 7 t'miz de her tarafı eksi 7'ye böldüğümüz zaman ne gelir? Her tarafı 12'ye bölüyoruz. Üzülüyorum. 12'ye böldük. T de buradan eksi 7 bölü 12 geldi. Tabi burası için geçerli bu. O zaman ben A noktasını bulabilir miyim? Bulabilirim. A noktasını bulalım. Nasıl bulacağım? 2 artı 7 T'den bulabilir miyim A'yı? Evet. 2 ile 7 T eklemişim. A noktasına gelmişim. 2 artı 7 çarpı T'miz eksi 7 bölü 12'dir. Buradan işlemi bitireceğiz artık. 2 artı 7 kere 7 49. Yani eksi 49. Eksi 49 bölü 12'dir. Artı ile eksi olduğu için eksi 2 eksi 49 bölü 12'den 12 çarpı 2 24. 24 eksi 49 bölü 12 yani oradan da eksi 25 bölü 12 geldi A noktamız. A'mız neymiş? Eksi 25 bölü 12'ymiş. Şimdi B noktasını buradan çözelim arkadaşlarım isterseniz. Şimdi 1'den 6'ya 1 artı 12T çünkü mesafemiz 12T eşittir 6'ya. 1'i karşı attığımız zaman 12 T'miz ne olur arkadaşlarım? 5 olur. T de buradan 5 bölü 12 geldi. Her tarafı 12'ye biliyorum. Tamam mı? Arkadaşlar buraya kadar bir takıldığınız bir yer yoktur diye düşünüyorum. Artı 1 ne olarak karşıya geçti? Eksi 1 olarak geçti. 6 eksi 1'den de 5 oldu. Şimdi 1'den 7 T eklemişim. Yani 1 artı 7 T bana B'yi verecek. 1 artı 7 t 7 çarpı 5 bölü 12 değil midir? Aynen öyle. Arada toplama işlemi var. Dikkat edin. 1 artı 7 kere 5 35 bölü 12'den 12 kere 1 12 35 ile topladığımız zaman 47 bölü 12 geldi arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım bu videodaki son sorumuzda da paralel kenarın özelliğini bilmemiz gerekiyor. Burada paralel kenarın özelliğini bildikten sonra aradaki bağıntıyı bulacağız arkadaşlarım. Tamam mı? İşte mn'ye eşit, mx'e eşit falan filan gibi böyle bir bağıntı elde edeceğiz. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Bakın bunu biliyoruz. Bak, köşegenler birbirini ortalayacaktır. Burada bir E noktası seçtiğim zaman köşegenler yani şu AE ile EC birbirini ortalar. DE ile de BE birbirini ortalar. O zaman birbirini ortalıyorsa aslında biz bu E noktası için ne diyeceğiz arkadaşlarım? Orta nokta diyeceğiz değil mi? E noktası orta noktadır. E'nin orta nokta olduğunu bulduk mu? Orta nokta olduğunu Aynen öyle. E noktamız orta nokta. Şimdi bağıntıyı bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlarım buradaki bağıntının bağıntı nedir? E noktasını iki şekilde de bulabilirim. İstersem A artı K'nın A artı K bölü 2'den bulabilir miyim? A artı K bölü 2'den. B artı D bölü 2'den. X bileşenini E'nin X bileşeni A artı K bölü 2'den. Y bileşeni B artı L bölü 2'den buldum. Veya ikinci şuradan da bulabilirim. DB'den de bulabilirim. E'nin M artı X bölü 2'den X bileşenini N artı Y bölü 2'den de Y bileşenini bulabilirim. Şimdi bu bizim için X bileşen bu Y bileşendi. Burada da X bileşenimiz var ve Y bileşenimiz var. Bu X ile kafanız karışmasın arkadaşlarım ya da bu Y ile. Onunla bir alakası yok. Demek ki A artı K bölü 2 neye eşit? M artı X bölü 2. Neden bunu söyledim? Çünkü x buradaki x bileşeni e noktasının a artı k bölü 2 veya m artı x bölü 2 yani birbirine eşit olacaktır. O zaman a artı k'nın m artı x eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Böyle bir mesela 1, 2, 3 öncül olsaydı bu doğrudur diyecektik. E y'ler de eşit işte olabilir. Yani b artı d bölü 2 ile n artı y bölü 2 de birbirine eşittir. O zaman buradaki ikiler gider. B artı L eşittir. N artı Y olur. Var mıdır arkadaşlarım? Buradan yine bir sıkıntı yok. Evet arkadaşlarım. Elimizden gelince bu videomuzda da üçgen ağırlık merkezini ve bir doğru parçası verilen bir oranda bir an noktaların koordinatları kısmını hallettiğimizi düşünüyorum. Arkadaşlarım eğime giriş yapmış olacağız. O videoda görüşünceye dek Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.